Kuzeybatı Afrika'nın derinliklerinde, daha doğrusu Mali'de, dünya üzerindeki en eski ve en etkileyici antik kültürlerden birini buluyoruz. Antik Dogon kabilesi, dini gelenekleri, ritüel dansları, devasa ritüel maskeleri, ahşap heykelleri ve mimarileriyle bilinir. Ancak bunların dışında inanılmaz astronomi bilgileri ve büyüleyici mitolojik hikayeleriyle bizleri şaşırtmaya devam ediyorlar. Sirius ve Dogon mistik bir bağlantı, Robert Schuck gibi bazı yazarlar Dogon'un Afrika kökenli bir insan olduğunu ancak dini zulüm nedeniyle eski Mısır'ı terk etmeye zorlandığını iddia ederler. Dogon'un güçlü bir kozmik bağlantıya sahip olduğunu iddia ederek bugünkü çağa bile taşınmış olabilecek eski Mısır gelenekleri ve mitlerini koruyabileceği düşüncesindedirler. Dogon için gökyüzü aşırı derecede önemlidir. Aslında Dogon mitolojisine bir bakarsak gökyüzünün tanrısı Amma'nın yarattığı ilk canlı Nommu olduğu söylenir. Nommu atalarının ruhları olarak kabul edilir ama aynı zamanda amfibi, hermafrodik balık benzeri yaratıklar olarak tanımlanır. Genellikle su ustaları, monitörler hatta öğretmenler olarak tanımlanırlar. Dogon gök tanrısı Amma'nın bu varlıkları uzaktaki bir patikada yarattığını savunur. Amma ilk Nommu'yu yarattıktan kısa bir süre sonra daha sonraki varlıkları 4 çift ikize dönüştürebildi. Bu ikizlerden birinin Amma'ya ve Tanrı tarafından yaratılan evrensel düzene karşı isyan ettiği söylenir. Amma aynı zamanda Amen olarak adlandırılır. Amma genellikle erkek olarak adlandırılsa da hem erkek hem de kadın prensiplerini sembolize eder. Bu yüzden daha düzgün bir şekilde cinsiyetsiz bir varlık olarak nitelendirilir. Düzeni kurmak ve barışı sağlamak için Amma bir Nommu'yu feda etti ve evreni dağıtarak vücudunu parçaladı, barış restore edildi. Ama bu eski hesaplar sadece efsanelerin parçaları mı? 1931-1956 arasında Fransız antropolog Marcel Curiole ve German Diderlin Dogon kabilesini incelemek için Kuzeybatı Afrika'ya gitti. 1946'nın sonunda Curiole, Dogon hakkında yayınlarının çoğunun kaynağı olarak gösterilen Ogotemeli adlı bir Hogon ile 33 gün geçirdi. Curiole, eski Dogon kabilesinin inançları hakkında neredeyse 3000'den fazla sayfa yazdı. Burada Dogon'un bitkiler hakkında bilgilerini ve diğer şeylerin yanı sıra kozmogoni hakkında ayrıntılı bilgiler verdi. Dogon, Nommuların yılda Sirius'u çizen bir dünyanın sakinleri olduğunu açıkladı. Bu Nommuların gökten ateş ve gök gürültüsüne eşlik eden bir gemide geldiği söylenir. Dogon kabilesinin astronomik bilgilerinin tümünün yıldızlardan, özellikle de bir gök tanrısından geldiğine inandıkları iddia ediliyor. Ayrıca bu iddiaların arasında birçok yazar tarafından söylenmiş Dogon'un Sirius AB hakkındaki bilgilerinin yeryüzünde olmayan varlıklar tarafından kendilerine verildiği de vardır. Gökyüzü varlıklarının onuruna Dogon ziyaretlerini ve mirasını onurlandırmak için bir dizi festival kutlar. Festival boyunca Dogon, doğada hem insansı olan hem de tamamen farklı olan varlıkları tasvir eden ahşap maskeler giyer. Nommu amfibik varlıklar olduğundan dünyaya geldiklerinde suya ihtiyaç duyuyorlardı. Bu yüzden bir su rezervuarı yarattılar ve su zengini bir ortam olmadan hayatta kalamayacakları için ona daldılar. Guiralı ve German Diderlin ile ilgili efsaneye göre Nommu bedeni beslemek için kendi bedenini insanlara ayırdı. Bu yüzden evrenin bedeninden sarhoş olmuş olduğu söylenir. Nommu'yu da erkekler içti. Böylelikle tüm yaşam ilkelerini insana verdi. Nommu'nun da ilk Hogon'un kökeni olduğu düşünülmektedir. Hogon köyün ruhani lideridir. Köyün geniş ailelerinin en yaşlı erkekler arasından seçilir. Dogon, Greeley ve Diderlin'a Tanrı Amma'nın Sirius takım yıldızındaki belirli bir yıldızdan nasıl geldiğinden bahsetti. Modern gökbilimciler onu Sirius B olarak adlandırırken bu özel yıldız Dogon tarafından Pootolo olarak adlandırılır. Peki bu bilgi nereden geldi? Garip olan şey Sirius B'nin dünyadan çok uzak olduğu çıplak gözle görülemeyeceğidir. Sirius yıldız sistemimizden en yakın ikinci yıldız ve yaklaşık 8 ışık yılı uzaklıkta yer alıyor. İşte burada daha ilginç olan Sirius B ilk kez Alman astronom Friedrich Bessel tarafından keşfedildi. Yıldızın ana bileşenin doğru hareketindeki değişikliklerden görünmeyen bir arkadaşı olduğu sonucunu vardı. Amerikalı astronom Alvin Graham Clark 31 Ocak 1862'de kara arkadaşını gözlemleyen ilk kişi oldu. Ancak eski Dogon modern gökbilimcilerin teleskoplarını görmeyi başarmadan önce Sirius B'nin varlığını biliyordu. Buradaki asıl soru Dogon'un bu bilgiye nasıl ulaştığı. Gök tanrılar tarafından onlara gerçekten söylenmiş olabilir miydi yoksa başka bir açıklaması var mı? Eski astronot kuramcıları Nommular olarak bilinen varlıkların bu bilgiyi getirdiğini ve dünya dışı bir zeka olabileceğini savunurlar. Dogon'un bilgisini elde ettiği gizem ve cevaba bir son vermek ve cevaplamak için modern eleştirmenler, Dogon astronomik bilgilerinin modern etnologlar tarafından onlara verildiğini ileri sürüyorlar.
Ancak bazı yazarlar tarafından tartışıldığı gibi bu yanlıştır. Çünkü Sirius hakkındaki hikayelerinin yüzlerce yıl öncesine Mali'ye giden ve eski Dogon'u tarihini inceleyen modern bir etnologdan daha önce bildiği bilinen bir gerçek. Bu bir ikileme yol açar. Daha da büyük bir gizem Dogon'u anlamadaki yetersizlikten kaynaklanıyor. Eğer biri Dogon'un bize söylediği tüm bu bilgilerin tam olarak doğru olduğunu ispatlamayı başarırsa bu çok büyük bir anlaşma olacaktır. Çünkü bu dünyanın aslında binlerce yıl önce uzaydan gelen varlıklar tarafından ziyaret ettiği anlamına gelir. Varlıklar dünyadaki kültürlerle etkileşime girdi. Bütün bunlar Dogon'un astronomik bilgiye miras aldığını gösteriyor. Ama kimden miras aldılar? Bu bilgiyi onları inceleyen eski bir uygarlıktan mı aldılar? Ya da tüm bilgilerin sözlü efsanelerinin önerdiği gibi yıldızlardan gelmesi mümkün mü?